Sevgili Haldun abiyle Zeki abinin de mutlaka soruları olacaktır. Şimdi hoş geldin Emre yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Aykut İnce. Şimdi Florya'da başkanın açıklamaları nasıl yankı buldu? Sabah saatlerinde paylaşılan bir fotoğraf. Sayın Albayrak'ın oyuncularla beraber çektiği resim. Omar Al-Abdullahi ile ilgili pozitif gelişme var. Ki kulüp de paylaştı bunu. Alt alta koyduğunda, topladığında meseleleri nasıl bir özet çıkartırsın bize? Aykut İnce, dün Sayın Başkan'ın gündemle ilgili yaptığı açıklamalar gerçekten büyük ses getirdi. Tüm spor kamuoyu, biz de kendi programımızda olmak üzere belki de saatlerce akşama kadar Sayın Başkan'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmeler gerçekleşti. Florya'da da bir takım değerlendirmeler oldu şüphesiz Sayın Başkan'ın açıklamalarıyla ilgili ama bugün itibariyle daha başka bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Florya Metin Oktay tesislerinde sabah saatlerinde, aslında öğle saatlerinde Sayın Abdurrahim Albayrak, ikinci başkan, oyuncularla bir araya geldi. Teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi ve sonrasında da bir birlik beraberlik, mutluluk pozu paylaşıldı Sayın Abdurrahim Albayrak'ın şahsi sosyal medya hesabından. Sonrasında da yine Omar'la ilgili durum. Omar bir süredir Amerika'daydı tedavisi için ki İstanbul'da tedavisine başlanmıştı. Yılbaşı gecesi geçirdiği o talihsiz kazanın ardından Amerika'da özel bir doktorla, ki kulüp bu konuda gerçekten çok hassas davranıyor. Sayın Abdurrahim Albayrak daha önce basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette bu konunun detaylarını anlatmıştı. O yüzden konuya hakimiz. Amerika'dan ilk etapta teknolojik imkanlar kullanılarak görüntülü konuşmayla ilk etapta bir takım egzersizler yaptırılmıştı Omar'a ve sonrasında seyahat ortamının oluşmasıyla birlikte direkt olarak Amerika'ya gitti. Orada küçük bir operasyon geçirdi, İstanbul'a döndü ve bugün de direkt olarak Florya'ya geldi. Oyuncuların, takım arkadaşlarının çok sevdiği bir isim Omar. Bu da pozitif bir atmosfer oluşturdu tabii ki. Uzun bir aranın ardından sonra Florya'ya Omar'ın geri dönüşü. Kulüp az önce bir açıklama yayınlamıştı. Bunu ekrana yansıttık. Omar'ın öncelikle korneasında bir operasyon, sonra da kök hücre nakliyle birlikte sağlığına kavuşması için bütün gayreti sarf edeceğiz. Tabii ki önceliğimiz sağlığına kavuşması, sonra futbola dönmesi, ki genel itibariyle hep konuşulurken Omar'la ilgili futbola ne zaman dönebilir, futbola dönebilir mi şeklinde sorular oluyor ama şu anda tabii ki öncelik sağlığına kavuşması, eski görme yetisine kavuşması ve sonrasında da futbolla ilgili durum tabii ki takip edilecek uzman hekimler, heyetler tarafından. Florya'da dediğimiz gibi dünden biraz daha farklı bir atmosfer olduğunu söyleyebiliriz. Dün biraz daha gerginlikten bahsedebiliyorduk ama bugün Abdurrahim Albayrak'ın ziyareti, sonrasında Omar'ın gelişiyle birlikte daha pozitif bir hava Florya'da şu an itibariyle esiyor diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Emre Kaplan. Var mı sorun? Soralım şu. Tabii soralım. Yani şimdi tabii aslında sakatlar, ceza vesaire, yeni kadro, hiçbir şeyi doğal olarak konuşamadık. Hep onlar ikinci plana itildi. Son durumu bize biraz anlatabilir misin Emre? Ne tür bilgiler var? Sakatlar, cezalar, kadrodaki revizyon gibi bir takım bilgiler var. Onlarla ilgili bize biraz bilgi verirsen seviniriz. Falcao'nun durumu vesaire. Yani Falcao var, Arda'nın sakatlığı, Dines'in sakatlığı, sağ bek sorunu vesaire gibi. Onyekuru'nun durumu. Yani bize biraz bilgi verirsen memnun oluruz seni bulmuşken. Tabii ki Haldun abi. Zevkle, keyifle. Şöyle ifade edelim. Galatasaray'da tabii sizin de söylediğiniz gibi başkanın açıklamaları bambaşka bir gündem oluşturduğu için dünden beri genel itibariyle onun üzerinden gidiyoruz. Ama tabii saha içinde de bir yandan çalışmalar devam ediyor. Lines'in tedavisi sürüyor. Arda takıma katıldı. Dün itibariyle takımla çalışmalara başladı ki hafta sonu oynanan maç öncesinde bir sakatlık problemi yaşamıştı. Ama şu anda en azından hafta sonuna hazır hale gelebileceğini söyleyebiliriz. Yetli'nin 3 haftalık bir sakatlık süreci var. Falcao'nun antrenmanda yaşadığı bir kaza, Kerem'le çarpışmaları ve yüz kemiklerinde, elmacık kemiklerinde yaşanan problem. Falcao ameliyat oldu bilindiği üzere ve bu sezon artık çok kolay değil oynayabilmesi, geri dönebilmesi. En az 3 haftalık bir tedavi süreci bekleniyor ve artık sezonun sonuna da yaklaşıyoruz. Falcao'nun dönüşü de çok kolay değil. Yanı sıra sağ bekte önemli bir problem var. Galatasaray'da her hafta başka bir mevkiden bahsediyoruz. Savunmadan, orta sahadan, eksiklerden bahsediyoruz. Bu hafta da gündem aslında sağ içindeki en önemli gündem sağ bek. Çünkü Omar'la başladık aslında. Omar'ın yaşadığı rahatsızlığın ardından Lines bir süre o bölgede idare etti. Sonrasında Yedlin transferi geldi. Yedlin de sakatlık yaşadı ve sezon başında belki de üçüncü alternatif olarak görülen Şener şu anda ilk alternatif gibi gözüküyor. Hafta sonu en azından Şener'in oynaması en yüksek ihtimal gibi. Bunun dışında Onyekuru'nun da bir sakatlığı var. Dün kulüp açıklamıştı. 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Onyekuru'nun da geçtiğimiz hafta cenaze işlemleri nedeniyle ülkesine gitmişti. Bu hafta da sakatlıktan dolayı oynamasını beklemiyoruz Haldun abi.
Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Dün başkan konuştuktan sonra ikinci başkan Abdurrahim Albayrak başkan arıyor. Gelen bilgi o. Yani teyide muhtaç bir bilgi ama doğruluk payı çok yüksek. Çünkü o sonradan o devreye giriyor. Diyor ki Başkan Mustafa Cengiz, aman başkan çık. Bazı söylediğin şeyler yanlış anlaşıldı. Olayı toparla. Topçular çıldırdı diyor. Başkan da ben de söylemişim ki diyor. Yani ben doğru olan şeyleri söyledim. Hatta şeyi görüyor sosyal medya üzerinden. Hani futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek maçlarda. O cümle sansürlenip konulmuyor siteye. Başkan arıyor medya sorumlusunu hemen. Konuşmalarımı ne söylediysem diyor. Kelimesi kelimesini eksiksiz olarak sitede yer alsın diyor. Levent abi tüzemen telefon attın. Oo Zeki Levent abi. Abim. Hoş geldin Levent abi. Bugün. Geçmiş geldin. Olsun. Hoş geldin Levent abi. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Abi sesinizi duyduk, daha iyi olduk hakikaten. Ben de vallahi. Çok şükür. Özledik abi seni. Son durumun nedir abi? Sağlık meselesi. İyiyim, iyiyim. Atlattık. İşte, negatif. Negatif, çoktan negatif de pazartesi eve çıktım. Ufak bir rehabilitasyon dönemim var. Sonrasında Allah nasip ederse görüşürüz. Abi yaşayan bilir tabii de. Bize neler anlatmak istersin? Neler yaşadın? Nelere dikkat etmemiz lazım? Sıcağı sıcağına. Bu alemde iki kişi var en çok dikkat eden. Biri ben, biri Zeki. Reha hocam da var. Reha Kapsal da çok dikkat ediyor. O da çok dikkat ediyor. İkimizinki kadar olmaz. Evet, çok dikkat ettik tabii. Gerçekten. Hatta yaka mikrofonlarına bile kolonya sıkıyorduk en son. Ama yakalandık. Yani bunun kaçışı yok herhalde. Bilmiyorum o, Levent abi. İnsan kaderinden kaçamaz. Kaçamaz. Şükürler kaderden kaçılmaz. Rabbime. Evet. Böyle günlerde geri dönmek de varmış. Evet. Çok zor bir dönem geçirdim. 15 gün yoğun bakımda kaldım. 16 ile 17 kilo arasında bir kaybım oldu. Çıktığım zaman odaya titriyordum. Üstelik protein sıfırdı. İlk o proteinleri yemişim, o yemiş proteinleri. Bize zarar vermedi yani en azından. Şimdi nefes çalışmalarıyla, kuvvet çalışmalarıyla, yürüyüşlerle işi kurtardım diyebilirim. Daha devam ediyorum yani bunları. Ama kabul edelim ki kolay bir dönem geçirmedim. Allah için. Allah düşmanımı bile vermesin. Evet, aynen. Doğru. Herkesin en önemli tek şey bunu unutmak ki sağlık. Evet. Abi. Sağlık olmadan hiçbir iş yürümüyor. Dolayısıyla herkes kendine ne kadar iyi bakarsa baksın ama bazen sakınan gözü çöp batıyor. Bana da Zeki'ye de öyle oldu. Evet. Yani, demek ki çok fazla önlem alınmalı ama bizimki kadar aşırı değilmiş yani. Evet. Levent, TSD turnuvası maçı falan olursa oynayacak mıyız yani? Hazır mısın? Ne zaman hazır olursun? Ona göre hazırlanalım yani. Vallahi yani en kısa sürede oluruz. Levent abim yani. Galatasaray için çok büyük bir güçmüş. Levent abinin olmadığı sürece Galatasaray tepe taklak gitmeye başladı. Demek ki bu